Sevgili izleyiciler, kadının gündeminde bugün toplumsal bir sorun haline gelen konut mağduriyetini konuşmaya devam ediyoruz. İki yeni konuğumuz var yine stüdyomuzda. Alev Altunay Zakaratse, hoş geldiniz. Ve İsmail Soyak, hoş geldiniz İsmail Bey. Evet, bundan sonra neler yapılması gerekiyor ve raporun detaylarını konuşmaya devam edeceğiz ama yeni gelen konuklarımız da nasıl bir mağduriyet yaşadılar biraz da onlardan dinlemek isterim. Alev Hanım, siz neler yaşadınız? Efendim, biz neler yaşadık? 95'te toprak sahipleri ve firma arasında kat karşılığı sözleşme yapılıyor. Bu sözleşme 42 ayda teslim edilecek diye karar alınıyor. Noterde sözleşme, anlaşmalar yapılıyor. Her şey tamam. Firma inşaat yapımına başlıyor bu sürede. Ve inşaata kaynak lazım, para lazım. Büyük bir inşaat. 10 blok, 200 daireli bir yer. Kaynak lazım, dairelerin satışına başlıyor bu arada. İnşaatın yapımına başladığı andan itibaren. Daireler satılıyor, işte birkaç daire. 99 depreminde inşaatın yapımı durduruluyor. Çünkü depremden dolayı ülkenin krize girdiği bahane edilerek. Tabii ki biz... Siz 95'ten beri mi mücadele ediyorsunuz edenler, bu konuyla ilgili? Ben 2001'den bu yana, evet. Ben 2001'de aldım dairemi. Krizler falan neyse tekrar devam ediyor 2000'li yıllarda. Ben aldığımda da devam ediyordu. Belediyede çalışan Aziz Tanınmış diye birisi belediyede çalışıyor. İsim vermeyelim. Evet. Pardon, özür dilerim. Belediye güvencemiz var. Ruhsat tamam. Her şey güzel, inşaatlarda yürüyor. Kendi evimizi satmıştık. Hani yüzme havuzlu olsun. Hani tatile gidemezse çocuklarım. Böyle anneler babalar ilk çocukları düşünür. Kendini düşünmez. Daha komplike bir yerde yaşamak evet, istediniz. Evet. Anlaşma yaptık. Aldık. Arabamı verdim. O ev parasını yatırdım. Hani iki katı aldık ki aradan merdiven açarız. Hani dubleks tarzı olsun. Hı hı. Geniş olsun biraz diye. Anlaşma yaptık. Neyse bir senet verdik kalanına da. Bir sene ödemek. Bir sene sonra da anahtar teslim olacak. Bir sene geçti. Krize girdik. Belediye ile ruhsat sorunumuz var. O sorunumuz var. Belediye iptal etti tekrar diye. İşte 5 katlı ruhsat vermiş, 4'e indirmiş. Sonra duruyor inşaat yapımı. İşte ruhsat alacağız falan, mücadele ediyoruz diyor bu arada. Bekliyoruz tabii ki iyi niyet. Bizim toplumda iyi niyetten kaybediyoruz mu diyeceğim bilmiyorum. İyi niyet kaybetmez ama konut mağdurları biz kaybettik. Neden? Çünkü biz iyi niyetle firmaya güvendik. Bu firmaya yetki veren, iş adamı ünvanı veren devletimize güvendik. Bizim tek suçumuz güvenmek. Devletimize güvenmek ama. Biz şahısa güvenmedik. Ben gidip de hayali bir yerden bura benim arsam, buraya ev yapacağım, size lüks işte deyip de öyle bir daire almadım ben. Benim aldığımda kabin inşaatı komple bitmişti zaten. Evet. Çevre düzenlemesi o bu. Saygı gösteriyorum tabii ki. Büyük bir inşaat. Yani 3-5 günde tamam uzayabilir. Buna saygı duymak gerekiyor diye düşünüyorum. Tamam, kabin evet, bitmişti. Son yani 2003 bitmişti. Yılında bir telefon geliyor. Benim de son senet alacağım. Parasını yatırıyorum. Az bir ödeme kaldı. Aracın satışını da bu arada vermemiştim aracımın. Dedi zaten bir senede bitiyor, aracın satışını verirsiniz. Güvence size bu. Zaten sözleşmemizi yapmıştık. Yani güvence var. Devletime ben güvenmişim zaten. Buna müsaade etmiş mi? Etmiş. Telefon geliyor. Acilen gelmeniz gerekiyor. Arabayı biz inşaata para nakit lazım. İnşaata kullanıyoruz zaten. Hyundai Sonata araç. O da reklama giriyor. Lütfen pardon, marka ismi de pardon. Vermeyelim. Üzgünüm. Gerçekten iyi niyetimize verin. Stresime verin. Satışını vereceğiz diyor. Verdik. Adamlar bizi sıkıştırıyor. Gelmeniz gerek. Taksiye atlayıp acil gelin. Başakşehir'de oturuyorum o zaman da. Küçük de bebeğim var. Bebeğim yeni dünyaya gelmiş. Taksiye bindim. Acele gittim. Dedi satışını alacağız. Baktım dairelerin doğru düzgün. Yani o ince işçilik diyorlar ya.
dış işte son sıvası yapılacak, o yapılacak, bu yapılacak, hiçbir şey yok. Çevre düzenlemesini de verdim ben. Evet. Çevre düzenlemesi dahil verdim. Hangi yılda bunu yaşadığınız zaman? 2001'de aldım, 2003'te çağırdı beni. Tamam, 2003. Arabanın peki satışını. Bugün, şu gün baktığımızda durum nedir? Şu gün baktığımızda durum, ceza davaları açıldı. Öyle oldu, böyle oldu. İşte sanık başına ceza verildi. Ben de Fahri arkadaşım gibi artık mecburdum hukuk araştırmaya, okumaya. Çünkü süreci takip ediyordum. Zaman aşımına, harbiden zaman aşımı varmış. Bizimki de o yöne doğru gidiyordu. Çünkü bunun bir de yargısı vardı. Yargıya verecektik. Nerede kalmıştım ben bunları şey yapınca? Gidiyor bende. Peki. Ceza davası açıldı. Devam ediyor. Süreç uzuyor. Ve 2012 yılında karar verildi. Karar verildi. Bu süreçte çoğu mağdurların ifadesi alınmadı. Bunu da belirtmek istiyorum. Özellikle sevgili devletimizden, savcımızdan, Adalet Bakanlığımızdan. Bu konuda hassas davranmaları gerekiyor. Burada küçük bir mevla değil, insanların hayatını ortaya koymuş. Kimisi benim mesela şimdi Orhan amca var. Kusura bakmayın atlıyorum ama süremiz kısa olduğu için. Kendi derdimden önce ben o insanlar içinde yola çıktım açıkçası. Onu anlatmayacağım. Orhan amca, kanser hastası Orhan Gölgen, ismini onu verebilirim değil mi? Mağdur çünkü. Kemoterapi alıyor. Beni temliki gösterdi. Ben dedim ki doktor rapor vermesi gerekiyor. Ama onu gidip postaneye bir yerden gönderemez bana. Dedim ki sen bana WhatsApp'tan at, savcıların herkes onu anlayabilir. WhatsApp'tan o rapor, en azından dedim raporu gelemeyeceğine, yaşlı zaten. Emekli, bütün birikimini buraya yatırmış, bu dairelere yatırmış bu kişi. Ve söylemeyeyim, faizi o yerden para alıyor, buraya dairem, bir evim olsun emekli olunca, bir evim. Evet, kira herkesin derdi ortak diye. Zaten yani herkes bir konu bu sahibi olmak için. Bu adamın hakkı da yeniyor. Bu kişi bile dinlenmiyorsa, sevgili Adalet Bakanımızdan benim ricam, denetlesin mekanizmalarını, denetlesin. Biz bunun için kaybettik ya. Ben dedim ki bakın bu sorun çözülmezse JET, Has İnşaat, bu devam edecek yüz binleri ve bugün... Sürekli marka ismi de veriyorsunuz, beni de ciddi sıkıntıya sokuyorsunuz burada. Yok, o bizim inşaat firmasının... Fark etmiyor. Ha, vermiyor muyuz? Evet. Tamam, özür dilerim. Fark etmiyor. Bunun yani sizin özelinize dönersek şu andaki son durumunuz nedir? Şu andaki durumumuz, çoğu arkadaşlarımızın tüketiciye verilmiş. Avukat bunları çay bahçesinde toplamış. Hukuktan anlasa dolandırılmazdı. Kendi davasını kendi yürütürdü. Feragat etmemiz gerekiyor. Çoğu da duymuyor zaten. Gelenleri, bir kısım gelmiş, bir kısmı gelemiyor. Artık paramız kalmadı çünkü bizim. Bu adalet yıllar sürdü. Hı hı. Feragat etmemiz gerekiyor, kaybedeceğiz. Karşı tarafın avukat parasını ödemek zorundayız diyor. Bizim insanlarımız bilmiyor ki, feragat etsen de ödeyeceksin sen. Davanı açmışsın, masraf etmişsin, devam et. Peki Aliye Hanım, feragat şu anda var. Sizin şu andaki durumumuz bitmişti. Örneğin. Bunu ben araştırdım. Dediler ki mal yok, hiçbir şey yok. Çünkü tüketici bazı kararlarda toprak sahiplerini sorumlu tutmamıştı. Boş, içi boşaltılmış ilk inşaatı sorumlu tuttu. Bunların aralarında anlaşmalar var yani. Yani akit imzalanmış aralarında. Sizin mahkeme süreciniz devam mı ediyor? Bizim çoğu mahkeme süreci hepsinin bitti. Ben hukuk davamı beklettim, açmadım. Çünkü kararlar var, emsal teşkil edecek. Arkadaşlarıma ne yapabilirim? Burada yer var mı? 2 sene içinde araştırdım ki 116 daireyi satamamışlar. İkinci, üçüncü kişilere satıyorlardı. Devredip başka firmaya devrediyor. Toprak sahibi anlaşıyor. Diğer toprak sahiplerini de kandırıyor. Bir avukata vekalet aldırıyor. İsim vermiyoruz değil mi? Aldırıyor. 116 daireyi kiraya veriyorlar. Mağdurlara da herkese diyorlar ki biz hiçbir şey yapamayız. Ceza davasını kaybettik, biz kaybettik diyor avukat. 2 sene yalvardım, ceza davasıyla hukuk ayrı, birlikte yürüyelim, bak birlikte, ya hiçbir şey yok, içi boş. Ben 116 daireyi buldum, 56'sı toprak sahiplerininmiş, onlar da mağdur kalmış. 60 daire mağdurlar, müştekilerin, 12 dönümlük de arazi var. Evet. Bu ceza davasının diğeri bir kısmı zaman aşımına uğradı. İkinci, üçüncü firmanınki ayrıldı, Kartal'a gelmiş.
Kartal'a geldi. 9. Ağır Ceza Mahkemesi bunlara suçlu, nitelikli, dolandırıcı diye karar verdi, ceza verdi. Yargıtay'a gitti. Sanık başına değil, mağdur başına diye itiraz ettim. Yargıtay bunu kabul etti ama zaman aşımından düştü. Üçüncü müteahhitlerinkini ayırdı. Evet, yalnız süremi biraz kısıtlı kullanmak zorundayım. Daha verimli olabilmek için tamam. Biraz İsmail Bey'e de söz vereceğim. Tabii. Sonra böyle cümlelerinizi tabii hızlı bir toparlarsak. Karar mı? Sonra beraat ettikten adam 2 sene sonra diğer mahkeme, bakın bunu da özellikle lütfen buna dikkat çekelim. Bir mahkemenin suçlu bulduğunu diğer mahkeme beraat veriyor. Ve beni orada bu işe teşvik eden, benim pes etmememe neden olan, çoktan pes etmiştik, herkes pes etti, tek başıma kaldım. Bu adama beraat verip benim devletimin hazinesinden vekalet ücreti ödeniyor. Bakın beni en çok bizim gözümüze baka baka. Bir evet. Gel İsmail Bey konuşabilir mi? Evet lütfen. İsmail Bey biraz da sizden dinlemek isterim. Sizin mağduriyetiniz nedir? Herhalde aynı bölgede yine yaşadığınız mağduriyet. Aynı bölgede değil. Değil mi? Onlar Tuzla'dan geliyor. Biz Esenyurt'tan geliyoruz. Fakat bu mağduriyet sadece Esenyurt'ta ve Tuzla'da değil. Türkiye'nin çoğu yerlerinde aynı. Evet, şekilde var. Devam ediyor. Dolandırıcılar eğer niyetleri öyleyse aynı şekilde insanların paralarını alıyorlar. Bu işin içinde organize var. Ben bunu 2 sene önce mahkemede duruşmada söyledim. Zabıtlara yazılı ve sözlü olarak geçti. Fakat şimdi organize derken bu işin içine yargıdaki kişiler de dahil. Geçen günkü bir başımdan geçen olayı anlatayım. Söylemek zorundayım. Hani yargı derken kime gittiğini. Suç duyurusunu yaptığımız kişiye gittim. Yargı yani söylememem gerekti söylediniz ya onun için. Bir buçuk sene önce yaptığımız başvuruyu neden hala işleme alınmadığını sordum. Biz onu işleme aldık. Fezleke yazdım. Bakırköy Mahkemesi'ne. Bakırköy Mahkemesi'nden yazdığı fezlekeyi istedim. Bakırköy Mahkemesi'nden alabilirsiniz dedi. Tamam, Bakırköy Mahkemesi'ne gittim. Orada soruşturdum. Dedim böyle böyle bizim geçen sene dosya numarasıyla yaptığımız suç duyurusunun fezlekesini istiyorum. Üst numarasıyla gelirseniz ancak bulabiliriz. Yani burada çünkü 300-500 savcı var denildi. Tekrar İsmail Bey biraz da şöyle devam edelim. Evet çok ciddi bir mağduriyet siz de yaşamışsınız. Diğer konut mağduriyetleri, diğer yaşayanlar gibi. Somut olarak hani ne yaşadınız, nasıl bir konut aldınız da nasıl dolandırıldınız biraz da oradan bahsedebilir miyiz? Çünkü süremiz çok az kaldı. Evet. Biraz hani nasıl çözüm olacak onu da konuşmak istiyorum. Şimdi biz, şimdi arkadaşlarımız anlattı hani nasıl aldı. Yani hepimiz aynı şekilde hani Esenyurt olsun, Tuzla olsun veyahut başka yerler olsun. Gaziantep'te de var bu olay. Hepimiz paramızı reklamlardan gördüğümüz hani reklam yapıyorlar ya konutları. Reklamlarda gördüğümüz şekilde gittik, paramızı yatırdık. Güvence olarak sadece sözleşme yaptık orada. Sözleşmenin ben kendim Avrupa'dan geliyorum. Hani ben burada değilim. Orada çok reklam yapıyorlar televizyonlarda. Paramızı ödedik. Sözleşme yaptık. Ne zaman inşaat bitecek? İnşaat yerine gittik, gördük. Tamam, inşaat yapılıyor. Bekledik, baktık 2 sene hiçbir ilerleme yok. Az bir ilerleme var. Sonuç ortada. Şimdi 5 sene önce 20 bin demiştik. Sonrasında rakamları ortaya çıkartınca 25 bine çıkardık. Fakat gördük ki mağduriyet 20-25 değil, 40 binmiş Esenyurt'ta. Şimdi organize suç örgütü dedik. Bunları biz tespit ettik. Fakat biz de artık yavaş yavaş kendi içimizde organize oluyoruz. Bu rakamları netleştirdik. Çünkü hala satılıyor. Evet.
En doğru olanı da o zaten, kendi içinizde organizasyonunuzu kurmanız gerekiyor herhalde. Çünkü kendiniz koordine olamazsanız o tek başına bireysel olarak istediğimiz bizim istediğimiz hani devletin bu işe el atması. Çünkü devlet el atmadığı için mağduriyet büyüyor. Şimdi organize diyorum, burada hani organizeyi belirttiğimiz halde üzerine gidilmiyor. Çünkü içinde kendileri de var. Yani bir başvuru farklı yönlerine yani. Başvuru yapmışız bir inşaata. Bu inşaat sahibi şu anda içeride. Fakat bu içeri girmeden evvel ben başkasına devrettim demişti. Şimdi o başkasına yani toprak sahibine. Toprak sahibine devam... Çünkü bizim paramızla yapıldı o inşaatlar. Madem ki bizim paramızla yapıldı, hani orada bizim bir hakkımız var. Bu hakkımızı kimden arayacağız? Tüketici evet. Mahkemesi sorumlu tutmuyor kısacası. Bu sefer toprak sahibine suç duyurusu yaptık. Fakat yargı diyor ki hayır diyor, siz diyor toprak sahibine suç duyurusu yapamazsınız. Çünkü siz onunla sözleşme yapmadınız. Tamam, sözleşme yapmadık ama paramız orada yatıyor. Bizim paramızla yapıldı orası. Evet. Aynı suç duyurularını ayrıca aynı suç duyurularını aynı savcıya veriyorlar. Aynı kişi aynı işe bakıyor. Bana diyor ki hayır diyor, siz diyor bu kişiye suç duyurusu yapamazsınız. Evet. Neden? Çünkü siz sözleşmenizi ondan yapmadınız. Tüketici yasası, tamam ama bizim paramız orada yatıyor. Evet. Bizim paramızla devam ediyor. Bizim paramızla yani satılmış yerleri tekrar satıyor. Yani burada bizim bildiğimiz yani devletin avukatı savcıdır. Savcı görevini yapmıyor. Evet. Peki yaşanılan mağduriyetler 3 aşağı 5 yukarı belli. Yani işte biraz daha az para, biraz daha fazla para. Birbirine işte A yeri yerine B yeri ama yaşanılanlar hemen hemen 3 aşağı 5 yukarı hep aynı mağduriyetler. Peki ne olacak, nasıl çözülecek? Biraz da bunu konuşalım mı? Çok az bir vaktimiz kaldı çünkü. Tamam. Şimdi kısa kısa geçeyim. Aslında arkadaşlarımız konuşmaları içinde her birinin nasıl bir dramatik hikaye oluşturduğunu, evet, ve süreçle de bu hikayelerin toplumsal boyuta ulaştığını tespit edebiliyoruz. Ve yine konuşmaların içinde görüyoruz ki, örneğin Alev Hanım dedi ki, sözleşmeye 42 ayda teslim konuldu. Böyle bir şey yok. Sözleşme tarihi 36 ayı geçemez. Biraz önce söylemiştim konuşmam içinde. Zaten sözleşmeyi arkadaşlarımızın bilgisizliğinden kaynaklı bir sömürü sisteminin kurulması gayet net biçimde ortaya koyuyor. Sözleşmede yer alması gereken temel hükümler o kadar çok ki 25 başlıkta açabiliriz ama en önemli gördüğüm birkaç tanesini söyleyeyim. Örneğin konutun teslim tarihi. Çok temel bir şey. Yapı ruhsatı tarihi. Bir kere sözleşme yapıldığı zaman mutlaka burada oturup iki kişi arasında sizle ben yapamayız. Eğer konu konutsa. Bir notere gideceğiz ve burada hangi binanın, hangi projenin, hangi bloğunda, hangi daireyi satın aldığımın adı konulacak oraya. Artı tapuya şerh düşülecek. Şu kişi, şu projede, şu konutta, şu anlamda. Neden bunu söylüyorum? Eğer bu arkadaşların yaşadığı mağduriyetler öncesinde sözleşme itibariyle noterden yapılıp tapuya şerh düşülmüş olsaydı, o bir daireyi 3 kişiye, 5 kişiye satanlar satamayacak. Şimdi görüyorsunuz bilgisizlik ve bilinçsizlik. Evrensel tüketici haklarından bir tanesi tüketicinin bilgilenme hakkı. Ama görüyoruz ki tüketici mağduriyetlerinin tamamında ayıplı mal ve hizmetler dahil olmak üzere. Evet. Hepsinde tüketicinin bilgisizliğinden faydalanarak yapılan işlemler var. Şimdi ne diyoruz? Dünyanın en iyi kanunlarını yaparsanız uygulanmadıktan sonra hiçbir anlam ifade etmez. Doğru. Arkadaşımız ne dedi? Güven. Zaten sorunların temel noktalarından bir tanesi de güven oluşturuyor. Şimdi güven ama hani güvenmez oldu o yüzden. İşini sağlama bağlamak adına bu arkadaşlarımız elbette ki öngöremediler belki ama ya şu sözleşmeyi bir bilene, bir avukatıma, bir tüketici derneğine götürsem, bir inceseler, ondan sonra ben bunu imzalasam ki yine burada bir ön bilgilendirme formu düzenlenmesi ve ön bilgilendirme formu dediğimiz konu ana sözleşmenin bir özeti. Bu kapsamda bunu evde bir teati etsek, bir hukukçu yakınıma göstersem, ertesi günde gelsem bu sözleşmeyi imzalasam, çünkü amil hükmüdür yasanın bu.
geldiği nokta itibariyle burayı da atlıyoruz. Burada da bilgi sistemimizden faydalanılıyor. Ve geldiğimiz nokta itibariyle ortaya bir mekanizma çıkıyor. Diğer yanıyla yine kamu otoritesinde burada bilerek ya da bilmeyerek bu sürece yanlış katkılar koyması, yanlış değerlendirmeler yapması, elimizde evrakların eksik olması bu sorunu giderek büyüten bir boyuta getiriyor. İşte biz bu raporu yazarken neyi yaptık? Durum tespitini yaptık. Sorunun analizini yaptık ve çözüme yönelik adımlar attık. Şimdi çözüme ilişkin birkaç cümle lütfen söylemek gerekirse, burada ondan önce şu teminat konusuna değineyim. Yani teminatın verilmesi olmazsa olmaz kriter burada. Ve gerçekten bunu 3 aşamada değerlendirebiliriz bu teminatı. Banka teminat mektubu, hak ediş sistemi biraz önce anlattığım, hı hı, ve bağlı krediyle teminat. Eğer siz bu konutu bir bankadan alacağınız bir ya da bir finansal kuruluştan alacağınız krediyle yapacaksanız orada mutlaka üçlü ilişkinin geliştiği bağlı kredi olduğunu sözleşmeye konulması lazım. Çünkü bizim kanunumuz bunu arıyor. Neden? Bağlı krediden kaynaklı tüketici bu konut sistemiyle ilgili bir uyuşmazlık yaşadığında mutlaka o krediyi veren kuruluşun da sorumlu olduğunu görebiliyoruz. Evet. Bundan sıyrılmak için bağlı kredi değilmiş gibi gösteriliyor ve burada da tüketici mağdur edilebiliyor. Şimdi çözüm noktasına geldiğimizde tüketici kanununun ilgili hükümlerini mutlaka geriye dönük anayasal hak olarak işletilmesi gerekir. Bu işletildiği zaman mutlaka burada yapılacak çözüm mekanizmaları, tabii biz sadece tüketici kanunu değil, tüketici kanununa atıfta bulunduğumuz zaman borçlar kanunu hükümlerinde burada sevindirici bir şey var. Yenilenen bu kanunlar, genel ve özel kanunlara baktığımızda borçlar kanundaki sözleşme hukukuyla tüketici kanundaki sözleşme hukuku örtüşüyor artık. O yüzden de mutlaka özel kanun olan tüketici kanunundan yola çıkarak genel kanunları analiz etmeliyiz. Edilmedi bu süreçte ve bunların tamamı bu eklektik olarak birbirine parça bütün ilişkisi içine uygulanmalı. Ha, burada eksiklik mi var? Bir, yönetmeliklerdeki bazı eksiklikler düzenlenebilir. Yeni torba kanunlar içinde bir gecede kanunlar eklenebilir. Özel kesinlikle durumu tespit edebilmek için. En önemlisi içinde burada iyi niyetli güven unsuru olması açısından TMSF'nin elindeki projeler bu şekliyle sonuçlandırılmalıdır. Tüketiciye umut verilmelidir. Topluma umut verilmelidir. Çünkü toplum tüketiliyor. Bunun bir maliyeti var. Aile ekonomisine, toplum, evet, ekonomisine ve ülke ekonomisine bir maliyeti var. Bunun yine bundan doğan hastalıklar, psikolojik durumlar yine sağlık sektörüne yüklenen bir yükü getiriyor her açıdan. O yüzden de buradan bütün kamu otoritesini göreve çağıralım ve kısa sürede biz hazırız. Tüketici örgütleri olarak hazırız. Elimizi taşın altına soktuk ve kamu otoritesi de bu konuda düzenlemeyi, eğer bizden de yardım isterlerse katkı yapılarak çözümleyelim diyorum. Evet, peki. Çok az zamanımız kaldı Aziz Bey. Son 2 dakikamız, 2 dakikada da 2 dakikada sığmasın canım. 5 yapalım onu. Buyurun. Ben hemen bir geldiğinde bir gazete şey vermiştiniz bana, resmi. Bir ona hemen o arada alayım. Verdiniz mi bana? Yani geri verdim size. Oraya. Gelinen noktada şu, mevcut hukuk düzeni sarı içinde hukuksal girişimler ile bu toplumsal sorunun çözülemeyeceğini net olarak görüyorum. Yani yasal düzenleme. İşte anlattı arkadaşlar. Bunlar sadece 4 tane. İnanın o bölgeye gittiğinizde yalnız bu arada şey, o zaman tamam, diyalog olmuyor. Yok yok. Biz sadece başkanıma. Pardon. Tamam, yoksa gerek yok. O bölgeye gittiğinizde kime dokunsanız onca kişiden bunları dinleyeceksiniz. Dolayısıyla bu çözüm bireysel ya da birilerinin ortaya çıkıp seçim dönemlerinde bir çözüm getirmesiyle olur. Bakın, ceza diyoruz. 2011 tarihinde 126,5 yıl hapis cezası almış marketten satış dolandırıcısı, hı hı, nedeniyle bu kişi intihar etti. Kartal birinci ağır, evet, ceza da aldı. Şimdi demek ki dolancılıkla ceza peki bunun mağdurları ne oldu? Mağdurları da intihar etmekten daha beter oldu. Çünkü paralarını alamadılar. Mağdur oldular, gittiler. Dolayısıyla bunların dolandırıcılıktan cezalandırmak bir caydırıcılıktır. Bunun ilan edilmesi caydırıcılıktır. Ama çözüm değildir. Çözüm, bu süreç buraya gelmiş. Kanayan bir yara olmuş. Ortada bir cenaze var.
bu cenazenin kaldırılması lazım. Gerçekten çok kötü kokuyor artık. Yani dolayısıyla da burada cenaze yasal kokuyor. Düzenleme ve devlet müdahalesi gerekiyor. Ne yapılması lazım? Bir defa anayasanın 172. maddesi devlet tüketiciyi korur ve kollar. Buradan hareketle gerek yasal düzenlemelerde gerekse mevcut yasal düzenlemeyi uygulayacak yargı anayasanın 172. maddesini dikkate alarak hareket etmeli. Aksi takdirde kendi nüfus gücünü kullanarak, ekonomik gücünü kullanarak tüketiciyi mağdur eden, istismar eden insanları yönelik ya da onları kaydırıcı bir sistemi ortadan kaldırılması gerekiyor ki anayasada böyle buyuruyor zaten. Peki nasıl çözülür? Birçok projede belediyeler bile taraf değil. Büyük projelerde onların kapsamından çıkarılmış Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafı. Öyleyse tarafın biri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Tarafın biri yerel yönetimler yani belediyeler. Tarafın biri Ticaret Bakanlığı. Tarafın biri Adalet Bakanlığı. Ve hepsinden önemlisi devlet tarafı. Yani bu işi Mali kotaracak olan devlettir. Dolayısıyla da burada biz kamusal erk olarak bu sorunu çözüm odaklı ele almalı. Taraflarla oturulmalı. Sadece bir ofisin kurulmasını ben onu seçim dönemi yatırım olarak görüyorum. Oradan pek bir sonuç çıkacağına da inanmıyorum. Umarım ki çıkar da ben yanılır. Umarım ki yanılırım ve oradan sonuç çıkar. Çıkması için de uğraşalım. Bu da bir başka müdahaleler gibi tüketiciyi İşte buna bir nebze ilerini yarasına sebep olsun. Bir, iki, bundan sonrası uygulamalar için de gerçekten şimdi Fuat Başkan söyledi. Bir konut alacaksa tüketici ya bir hukuk danışmanından bilgi almalı. Çünkü 10 lira 5 lira yatırmıyorsunuz ya. Buraya geleceğinizi yatırıyorsunuz. Evet, çok doğru. Ya da bir tüketici danışmanlığından hizmet almalı ki bizim federasyonlara bağlı tüm bileşen derneklerimizde bu konuda danışmanlık hizmeti alabilirler tüm birimlerimizden. Yani süremi çok aştım. Hemen doluyorum, kapatıyorum. Alırsam. Dolayısıyla bu tür projelerde mutlaka denetim ve denetim. Yani hem belediye, yerel yönetim hem Ticaret Bakanlığı denetimi ucunu bıraktığın an tüketici istismar ediliyor, tüketici dolandırılıyor, tüketici soyuluyor ve böyle kaldırılmayan cenazeler ortada kalıyor. Evet, peki. Çok teşekkür ediyorum. Son cümlenizi de alayım. Gerçekten süremi çok aştım çünkü. Binlerce şu anda suç duyurusu var. Fakat bu suç duyuruları nedense sonuçlanmıyor. Hakimler devamlı erteliyorlar. 23 sene süren davaları biliyorum. Çok uzun zaman 23 gerçekten. Sene, evet. Yani biz açalı 3 sene oldu. Hani hakimlerin de bu konuda biraz duyarlı olmasını istiyoruz. Evet. Devletimize duyarlı olmaya çağırıyoruz. Bize sayın çıkmasını çok bekliyoruz. Teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyiciler, Kadının Gündemi'nin bu bölümünün sonuna geldik. Şimdi kısacık bir reklam aramız var. Ardından yeni konuk ve konuğumuzla devam edeceğiz.